Sevgili Murat, biliyorum senin için çok zor. Yani buraya gelmek bile senin için çok zor. Adıyaman'a gelmek bile senin için çok zor. Arasımızı burada kaybettik. Ama bugün daha da zor, daha da sinirlerinizi test eden, daha da dayanıklılığınızı test eden bir gün yaşıyoruz. Dün teknikti. Evet. Yalancılar çıktı, bir şeyler söyledi. Onunla ilgili de sonuçta. Ama bugün artık sizin dayanıklılığınız test ediliyor. Bugün biraz önce mahkemede müşteki olarak dinlendim. Neler hissedin? Ne söylemek istedin? Bugün hem müşteki hem sanık olarak dinledi mahkeme beni. Sanık mı? Pardon, tanık olarak. Çok zor bir gün. Zaten buraya gelme fikri oluştuğu andan itibaren o zorluk içimizde, beynimizde, kalbimizde. Ama buraya gelmemiz gerektiğini de hissederek geldik. Çocuklar için buradayız açıkçası. Dün az önce senin de ifade ettiğin gibi bir yalan furyasıyla yüz yüze kaldık. Bir duygusuz gün geçti dün. Mekanik ve duygusuz. Teknik olarak detaylar verildi. Karşı tarafın savunmaları dinlendi. Hiçbir gerçeğe uymayan, bizim yüzleştiğimiz kötü durumla alakasız olduğunu söyleyebileceğimiz ifadelerde bulundular. Bugün ise tam tersi. Bugün tam bir duygu seli yaşanıyor mahkeme salonunda. Sabah Osman Akın arkadaşımızla başlayan ve şimdi halen devam eden ve gün boyu devam edecek süreçte bütün aileler şikayetçi olarak mahkeme huzurunda şikayetlerini aktarıyorlar. Ben açıkçası mahkeme heyetinin bize karşı bu konudaki toleransından memnunum. Hiç vakit sınırı vermeden, herhangi bir söylemlerde engel koymadan duygularımızı rahat olarak ifade etmemize imkan verdiler. Evet, bir de yani adliyenin bahçesinde pankart açma, pankart bulundurma, yani bu konuda Adıyaman Adliyesi gerçekten Kıbrıs'tan gelen insanlara çok toleranslı davrandığını söylemek doğru olur. Doğrudur. Aslında bu şehrin her mahallesinde, her sokağında, her caddesinde acı var. Onu görebiliyoruz. Zaten mahkeme heyetinde çalışan görevlilerle birkaç tanesiyle sohbet ettik. Ailesini tamamen kaybedenler var. Sadece bir çocuğu kalan var. Her yerde acı var burada. Bizim mücadelemiz aslında herkes için burada. Çok zor bir şey. Yani duyguların ifadesi, yani sinirle başlayıp bir babanın çocuğunu kaybetmesinin verdiği hüzünle devam eden, yüzleştiren bir gün. Ama ben bugünün mahkeme tarihi, süreç nasıl ilerler bilmiyorum ama dava sonucunu direkt olarak etkileyebilecek bir gün olduğunu hissediyorum. Çünkü biz içimizden geldiği gibi yalan yanlış değil, tamamen yaşananları anlatarak heyetin kalplerine de dokunduk diye düşünüyorum. Hepsinin yüzlerine bakarak katil olduklarını söyledik sanıkların. Zaten sadece kurtulan 4 kişinin değil, kurtarma ekibinde gelenler, babalar, anneler, amcalar, herkes enkazı gördü. Söylediklerinin hiçbirinin doğru olmadığının ispatı çok. Yani sadece teknik olarak betonu, demiri incelemeye gerek yok. Zaten her şey ortada açıkçası. Umarım her şey istediğimiz gibi gidecek. Yani ümidimiz var. Uzun soluklu bir iş olacak. Öyle anladığımız kadarıyla. Her ay 3 gün gibi bir durum oluyor. Bu yoğunluk devam edecek mi Şampiyon Melekler Yaşatma Derneği ve aileler açısından? Biz kararlıyız ve mümkün olan, müsait olduğu sürece herkes burada olacak. Aslında derneğimizin kuruluş amacı bu. Biz bu çocuklar defnedildikten sonra adalet arayışını kendimize görev bildik ve derneğimizin kuruluş amacı esası bu. Hem çocukların ismini yaşatmak hem de adalet kavgasında tek yürek olmak, hep birlikte hareket etmek.
Hep burada olacağız. Bu davalar sonuçlanana kadar, sürecin ne kadar uzun olacağını şu anda kestirmek mümkün değil ama ne kadar uzun olursa olsun biz buradayız. Sevgili Murat, çok çok teşekkür ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim.